Yani son gençlerin ters kelepçeyle yere yatırılıp halay çekmedikleri gerekçesiyle yere yatırılıp Mehter Marşı dinletilmesi olayı bir kez daha bize 90'lar devlet aklının iktidarda olduğunu gösteriyor. Ayrıca seçim sonuçlarıyla birlikte değerlendirdiğimizde ırkçı milliyetçiliğin ne kadar yaygınlaştırıldığı. Yani bu devlet diliyle ve devlet eliyle yaygınlaştırıldı. Dikkat edersek ittifaklar dahi Kürt karşıtlığı üzerinden oluşuyor. Yani coğrafyada şu anda ırkçı milliyetçilik belki de en yüksek dönemini yaşıyor. O nedenle bu gençlere yönelik bu tür işkence olayında bununla birlikte düşünmek gerekiyor. Bu sadece bir işkence değil. Bir kere ters kelepçe, bir işkence kötü muamele yöntemi ve bunu şu anda tüm muhaliflere uyguluyorlar. Biz de geçen hafta cumartesi anneleriyle ters kelepçelenerek alındık. Gençlere yönelik hem ters kelepçe takılması, Mehter Marşı dinletilmesi sadece işkence değil. İşkencenin ırkçı sayıkla yapılması demek. Yani Kürdün diline karşılar, Kürdün halayına karşılar, Kürdün avukatına karşılar, Kürdün doktoruna karşılar, Kürdün insan hakları savuncusuna, gazetesine karşılar, gazetecisine. Kürt varlığına karşılar temel olarak. Yoksa gençlerin halay çekmesi Kürtçe müzik eşliğinde nasıl bir suç oluşturabilir? Nasıl buna karşı bir polis saldırısı olabilir? Bu akıl dışı bir şey. Şimdi 90'larla farkı şu. Biz 90'larda da çok şikayet ediyorduk ama devlet biz yapmadık diyordu. Reddediyordu yaptığını. Ama şimdi açıkça biz yaptık, yapıyoruz, yapacağız diyorlar. Yani çok açık bir şekilde özellikle İçişleri Bakanı ki şurada bir hafta sonra bakan değil artık bu insan. İçişleri Bakanı'nın ağzından açıkça şiddet çağrısı, şiddet dili kullanılıyor. Bu Türkiye'nin altına imza attığı bütün uluslararası sözleşmelere aykırı. Bir İçişleri Bakanı sizin üzerinize çökeceğiz diye bir açıklama yapamaz. Ama burada yapılıyor. 90'larda bile bu yapılmıyordu. Ama şimdi yapıyorlar. Çünkü toplumu da buna hazır hale getirdiler. Yani o işkence görüntülerinin altına yapılan yorumlara baktığımızda ya da bizim örneğin bize ters kelepçe takılmasıyla ilgili de bunu destekleyen bir çoğunluk var. Bu çok korkunç bir şey. O çocukların hepsi kendi eşlerini öldürecekler, kızlarını öldürecekler ileride. Çünkü ırkçı milliyetçilik, erkek şiddeti, devlet şiddeti her şeyden önce kadınlara yöneliyor. O şiddeti uygulayan ya da şiddet dilini kullanan her erkek çocuğu ileride bir kadın katili olabilir. Bunları hiç düşünmüyorlar. Maalesef ki geldiğimiz nokta çok kötü. Yani kendilerine muhalif izleyenlerin diline baktığımızda onların dilinde de ırkçı sayık görüyorsunuz. Bu Evet. çok korkunç bir şey. Irkçılık üzerinden yarışıyorlar şu anda resmen. Ne yazık ki biz hakikaten yalnızız. Biz %10, %15'lik kesim olarak ama devam edeceğiz mücadeleye. Evet, yani çok açıkça bir mesaj olduğunu belirtmek gerekiyor. Zira Kürt gençlerine yönelik olan saldırılar artık münferit olmaktan çıkmış. Uzun süredir bu böyle. Sistematik bir saldırı var. Yani biz avukat olmamızdan ötürü ve bu tür saldırıları da sıkı bir takibini yaptığımızdan dolayı bu tespiti rahatlıkla koyabiliyoruz. Zira her gün yeni bir operasyonla gözümüzü açıyoruz. Kürt gençleri gözaltına alınıyor, işkencelere maruz kalıyor. Yani bunun sistematik bir şey olduğunu belirtmek gerekiyor. Yine seçim atmosferine girilmiş. Burada özellikle halk iradesine sahip çıkan, çalışan, emek veren Kürt gençlerine yönelik bu tür saldırılar Kürt gençliğinin geriletilmesine, sindirilmesine yönelik bir saldırı olarak okumak gerekiyor. Bu şekilde değerlendiriyoruz bizler de. Burada da bir mesaj olduğunu açıkça görebiliyoruz. Yoksa normal demokratik bir ülkede hiç kimse halay çekmek istediği için veya şarkı dinlemek istediği için bırakın gözaltına alınmayı, bırakın işkenceye uğramayı. Kimse çıkıp neden böyle bir şey yapıyorsunuz diye sormaz bile yani. Bu da bize inşa edilmek istenen faşist rejimin kendi uygulamalarını Kürt gençleri üzerinden bütün Türkiye toplumuna, Kürdistan toplumuna yaymak amacıyla verdikleri mesaj olarak okuyoruz. Yani burada polisin bu kadar pervasızca bütün toplumun gözü önünde kameraların çektiği bir anda bu işkenceyi yapması, yani başkası çekmese bile kendi yaptığı işkenceyi çekip servis edebilecek bir pervasızlığa ulaşmış olmasını
Ancak faşizm rejiminin artık sıradanlaştığı, artık topluma hükmetmek istediği anlamını çıkarmak gerekiyor. Burada yayınlanması topluma bir mesajdır. Muhaliflere, Kürtlere bir mesajdır. Eğer bu rejime entegre olmazsanız, bu sistemin içine dahil olmazsanız hepinizin sonu budur gibi bir mesaj içeriyor. Polislerin bu işkenceyi çekip yayınlayabilecek cesareti almaları da Kürdistan'da geçmişte, özellikle Kürdistan'da hali hazırda Türkiye'nin artık hemen hemen her yerinde polislerin işlediği suçların cezasız kalması, cezasızlık politikası mevcut yargının, hukuk, TC hukukunun artık bir mottosu haline gelmiş durumda. Sadece ceza kime işler? Muhalife işler, Kürde işler. Bu sisteme karşı duran, entegre olmayan, sözünü söylemek isteyen, susmayan, işte her türlü kötü muamele uygulamaya karşı bir şekilde sesini çıkaran kişiye işler ceza Türkiye'de. Onun haricinde rejimden yana tavır koyan, onun yanında duran herkes cezasızlıkla bir nevi ödüllendirilir. Sadece cezasızlıkla değil, çok fazla örneğini gördük. Geçmişte bu tür işkenceleri yapan, kötü muamelelerde bulunan memurların, devlet memurlarının hangi kademelerle ödüllendirildiğini de gördük. Yani artık cezasızlık sadece bir ödül olmaktan da çıkmış. Yetmiyor, biraz daha cesaretlendirmek amaçlı daha üst mercilerde, mertebelerde bu kişiler görevlendiriliyor. Haliyle devlet kendi katiline, kendi işkencecesine sahip çıkıyor. Ben arkandayım, yanındayım. Sen yeter ki benim rejimimi koru, benim rejimime sadık ol mesajıyla, söylemiyle memuruna bu suçu işlettiriyor. Ancak biz de şunu söylüyoruz. Evet, siz ne kadar bu faşist rejime sadıksanız, biz de demokrasiye, insan haklarına, Kürt halkının özgürlüğüne biz de bir o kadar sadığız ve sizin işlediğiniz bütün suçları zaten kayıt altındadır, ama er ya da geç bunun hesabının sorulması, bağımsız, tarafsız bir yargının önünde işlediğiniz tüm suçların cezasını çekmeniz için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve sadece bir iki kişi de değiliz. Binlerce kişiyiz artık bu insan hakları mücadelesini yürüten, sürdüren binlerce avukat. Avukatın eli yakanızdadır, yani bunu söylemek gerekiyor. Şöyle, biz bunu aslında zaten sürekli görüyoruz. İşkencenin olduğu yerde işkenceye uğrayan kişiyi cezalandırmaya çalışmak, yargılamaya çalışmak, bu bizim sürekli her işkence vakasından sonra karşılaştığımız bir şey. Bunu yakın zamanda farklı örneklerini de görmüştük zaten. Ayten Öztürk'te zaten çok büyük bir örneğini gördük, ama bunun dışında geçen seneki gezi yargılamalarından sonra, daha doğrusu gezi eylemlerinden sonra, gezinin yıl dönümünden sonra vatan emniyetin içinde işkence gören, bizzat polis avukatların gözünün önünde işkence gören kişileri tutuklamaya sevk etmişlerdi. Yine aynı olayı Kadıköy'de de gördük. Bu işkenceyi gizleme taktiği bir yandan, yani Yavuz Hırsız gibi bir yandan aslında. Çünkü işkencenin izlerini yok etmeye çalışıyor, kendisini mağdur taraf olarak göstermeye çalışıyor, karşısındakini kriminalize etmeye çalışıyor en önemli şey ve işkenceyi buradan meşrulaştırmaya çalışıyor. Bunu sistemli bir şekilde sürekli olarak yapıyor. Yani bu polisten polise, savcıdan savcıya değişen bir şey de değil. Bir devlet politikası ve bakınca da kendi açılarından mantıklı görünen bir devlet politikası. Çünkü dediğim gibi işkenceye uğrayan kişiyi marjinalize etmeye çalışıyor. Tutuklamaya da sevk ediyor, ceza da vermeye çalışıyor, ev hapsi de veriyor, tutukluyor da zaman zaman. Bu nedenle biz bunun ilk kez olmadığını ve özellikle de bu nedenle avukatların oradaki tutumlarının ve kamuoyunun bu anlamda sürekli olarak bilgilendirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani basının burada üzerine çok iş düşüyor, avukatın çok iş düşüyor, işkenceye uğrayan kişinin de çok iş düşüyor. Çünkü kendimizi ancak birbirimize ifade etmek zorundayız. Ancak böyle bir imkanımız var. Birbirimizin sesine ses olup sesini büyütmek zorundayız ki o ana akımdan gelen, işte savcısıyla, polisiyle, gazetecisiyle gelen sesin içinde kendi sesimizi duyurabilelim. Bundan sonra da yani işkenceci var oldukça onu zaten oraya o görevle yollayan devlet de onun arkasında duracak. Ve bu tabii ki böyle sürer. İşkence oldukça bu böyle sürecek. Çünkü biz tabii ki bunun karşısında mücadele edeceğiz. Bunu bitirmeye yönelik mücadele edeceğiz. Ama söylediğimiz şey zaten işkencenin aklanmasına ve gizlenmesine, saklanmasına yönelik bir hamle. Ve bu hamle de işkence olduğu sürece devam edecek.
İşkenceciler, herhangi insanlar ya da bireysel olarak işkencecilerden bahsetmiyoruz. Aslında bir devlet politikası olarak işkenceden bahsediyoruz. Bir yönetme biçimi olarak işkenceden bahsediyoruz. Bunu mesela Hatay'da depremden hemen sonra sahaya sürülen işkencecilerle, depremzedeleri döven işte yağmacı diye önce halkta bir meşruluk zemini yaratmaya çalışan, bir rıza üreten, ardından da hiç alakası olmayan, suçu günahı olmayan, ki zaten suçu olsa da işkence, oraya girmiyorum bile ama alakasız insanlara, rastgele insanlara işkence uygulayarak oradaki bir krizi yönetmeye, orada kendilerine bir meşruluk alanı oluşturmaya çalıştılar. Bunu bu nedenle iktidar, AKP, MHP iktidar, faşist iktidarlar oldukça, bu iktidarlar yönetemedikçe, ki faşist iktidarlar yönetemez ve bunun da açığını güç kullanarak kapatmaya çalıştıkça, biz bu örnekleri görmeye devam edeceğiz.